Buyur hacım. Dedi ki peygamberimize demiş. Başların fermandır. Gözlerin maha. Uşatmış mızrağın onurullah'a. Sendeki menekşe, sendeki reyha. Ne bağda, ne bahçada, ne bağbanda var. Kirpihlerin oktur tutmuş alemi. Kaşların yazmış kudret kalemi. Ey Hüsnü Cilal'ın metin tamam mı? Ne Tavrat, ne Zabur, ne Kur'an'da var. Zulumat geceleri kılarsın rüşan. Zamanın görenler olur perişan. Sendeki güzellik, sendeki nişan. Ne hüri, ne melek, ne rılmanda var. Tün sene dostum dedi ol gani hüda. Senin tüm bu alem geldi mevzuda. Sendeki mühübbet, sendeki sevda. Ne Mecnun, ne Leyla, ne hicranda vardır. Efendimiz'e yazmış bu. Evet. Çok da güzel, çok da güzel getirmiş şeylerini. Evet hacım. İyi ezberlemişsin hacım. Şimdi hayatından da bize Hicran-ı Babar'ın anlatabilir misin? Hayatı ne? Hayat işte bir fakirlik hayatı. Hayatı normal gitmedi. Cenab-ı Allah hayatı şöyle bir ölümünü, ölümünde beni adam gönderdi. Oğlunu benim evim kalırdı, onun evi Sutkan'daydı. Gece sabah yakını hastalamış. Dedi ki, oğluna demiş ki İlyas vardı oğlu, git Asim'in sesle gelsin demiş. Kalktım baktım, saat, bir saat kalmış sabaha, yani ezene bir saat var. Dedim ola İlyas sen git bari bir evdes alayım da gelin. Evdes aldım, gittim ki ölmüş. Yani daha da sıcak. Gittim ölmüş. Mübarek adam ölmüş. Yüzüdü de sıcak. O arada bir Cemal Efendi vardı, tahsildar. Cemal Efendi tanımıştırsınız. Cemal Efendi geldi, Abdullah İpek öğretmen geldi. Cemal Efendi dedi ki, sordu ki, bunun dedi bir şey var mı dedi, yani beni filan yere koyun ya bilirdin diye bir tesbiyesi var mı? Dediler yok öyle bir şeysi yok. Dedi ki, Cemal Efendi dedi ya bu sıradan bir adam değil dedi, hani bu bir şeysi vardır dedi, kitabı mitabı yok mu getirin bir bakın dedi. Getirdiler kitabını, misafir karıştırırken bir kağıt çıktı. Çağırdı, açtı ki içinde de para var. Yazmış oraya, mezerimi eşene bunu verin, suyumu tökene şunu verin, yıkayana bunu verin diye yazmış. Beni de Şehit Osman'a koyun demiş. Dedikten sonra, o Şehit Osman'a dedikten sonra böyle bir kalem çekmiş o yazının üstüne. Ondan sonra başlamış ki, sağlığımızda milleti çok rahatsız ettik. Öldükten sonra da etmeyelim dedi. Yani nereye arz ederse size oraya koyun. Vay be. Nereye arz ederse size oraya koyun. Şimdi mezer, garipler mezarlığına oradan konuldu. Mezerimin taşına da şunu yazın. Öyle bir dilbere olmuşum meftun. Şırınsız fehretim, Leyla'sız Mecnun. Kalu inne lillahi ve inne ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Dedi, ondan sonra da işte kaldırdık. Cenazeyi yıkamaya başladık. Yıkarken bir de kardeşi var, ondan büyük idi. Yanında böyle dayanır. Böyle bu tarafına çevirdikleri zaman baktım, üç tane pençe var. Böyle yeşil. Biri bu omuz başında, biri bu böğründe, bir de bu kalçada sağ tarafında böyle. Onları görünce karısı, bunların bibisiydi, sordum ona ki, bunda böyle bir hal var mı bu? Dedi ki yok, öyle bir şey yok. Yeşil ne dedin onları hacım? Yeşil böyle. Benek. Dersen ki, tokat vurmuşsan da kızarmış ha, yani. Kızarmış.
Morarma gibi. He. Anladım. Dedim, hicranı bir şey demiş dedim. Destur alı berenlerden cireli aşı meydanına, henseri aşka uğradım, derinim hep yaralanmış. Talip olmaz dahi gönül her güzelin şamına, bükülmüş kametimiz bu yaş bahtım kocalanmış. Ayrılık okları vurdu, veran etti tahtımızı, celali cihana güldürmez karaladır bahtımızı. Zannederdim dahi işrak zamanıdır vaktimizi. Meğer güneşim mi savanına, meğer günüm gecelenmiş. Ayrılık okları vurdu veren... Dedi kemi. Ayrılık okları vurdu veren etti tahtımızı. Zannederdim dahi işrak zamanı vaktimizi. Şimdi savanına meğer gün. Hasret leşkerin içeymiş dolanır mağlubuma. Felek bir gün sinor taşın gelip diker hüduduma. Bugün kendim hesap edip nazar kıldım yüzüduma. Ezrail elinden çıkmış bu nezih tenim pençelenmiş. Anda pençeleri. Ezrail elinden çıkmış bu nezih tenim pençelenmiş. Hicranı durmuş. Nasıl dola. Vesvede kelami cevher. Tekellim kılıp dilden hazmeder. Neden bir kez yakın olmadın bana dilber. Ayırdım meylini benden o mahyudun peçelenmiş. İşte neydi ola bir şey daha var da işte. Unutmuşsun. Olur hacım olur. Yaşlandık. Olur tabii ki. Yaşlandık artık hepsi de gitti demek. Yani gerçekten hafızan çok iyi. Yani, Allah razı olsun. Yaşlandık. Çok güzel. Şimdi hacım Celali Baba'yla da ilgili onun beyitleri var. Hiç hatırınızda var mı? Yok. Yok mu? Celali Baba'da hiç yok. Celali Baba da büyük adamıydı. Benim hocamdır şeylerinde ona. Onu met ederdi zaten. Evet, met ederdi. Celali Baba yani okumuş. Evet. Yüksek tahsilli adam Celali Baba. Bunun gibi değil. Bu ama sonradan okumuş Celali Baba. Celali Baba işte okumuş. Evet. Bu da demin ne dedik, ne deyir? Ben deyir, ne ders gördüm, ne hadis aldım ayet. Evet. Mane vermeyle olmaz nihayet. Dört kitaptan sonra hepsinden de sana haber ver. Ders meç vermedim ama. Rahmetli oluşunda kaç yaşındaydı Celali Baba hacım? Hı? Yaşı neydi? Bilmiyorum. He, senin haberin var mı? Amcamdan ya 27 doğumlu. 1327 doğumlu. 63 yaşında evet. Hacım, senden de bahsedelim mi? De noktayı koyalım. Evet. Oğul Uşak neyin var? Oğlum Uşak'ım bir oğlum var. 4 tane kızım var. Oğlum tam bir senedir öldü. Rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Bir oğlum vardı. Bir senedir evet. Ramazan'ın birinde öldü. Evet. Evlat acısı da yedin öyle mi hacı? Yedim. Öyle demiş zaten. Demiş ki baba ölür evlat kalır. He hacım buyur. Baba ölür evlat kalır edettir. Evlat ölür baba kalırsa bu da büyük bir derttir. Evet. Senin hayat nasıl geçti hacım? Benim ne yedin, ne içtin burası, bu 95 benim yaşı? Benim hayatım biraz rahat geçti. Heh. Yani rahat geçtim. Çalıştık. Fakat böyle çok kendimi ezmedim. Ya taşörünlük yaptım, ya arkadan kalfalık yaptım. Şunu evet. Yaptım, bunu yaptım. Hayatım rahat geçti yani. Evet. Öyle ezilmedim. Güzel hayattan memnunum. Allah o şeyleri bana, anam bana çok dua etmiştir. Anamın duası bana çok yetişmiştir. Evet. Anam gece gündüz bana dua ederdi. Çok mu hizmet ederdin ki? Çok hizmet ederdim. 17 sene babam, 17-18 sene benden durdu anam. 3 kardeşiydik. Küçüğü ben idim. Benden durdu. Bir gün ne karım demiştir ki biraz öbürlerinden dursun.
ne de ben demiştirem, benimle beraber hasta oldu, ihtiyarladı işte. Peki huyu iyi miydi? Gelelim oraya. Ne? Şimdi söylediğin konu biraz hassas bir konu hacı. Şimdi yeni yetmeler yani deseler ki yahu erkek çocuğu dese ki ya benim anam benden duracak dese kimseyle evlenemez. Doğru mu bugünden? Peki 17 yıl durduysanız annen nasıl bir insandı? Huyu suyu nasıldı? Anam meleke gibi bir adam idi. Yani şunu demeye çalışıyorum hacım. Bu 17 seneyi durmasında onun huyu mu sizin huyunuz mu? İyilik kimden geldi? İyilik zaten iki taraftan geldi. İki taraftan mı geldi? Taraftan ha, onu anlatın şimdi bize. İki taraftan geldi. Çünkü anam beni çok severdi. Ben ona derdim, ben biraz titiz bir adamıydım. Ana ben dedim çok titizim ama senin karşında da çok yumuşak. Çok. Benim dayımın oğlu vardı, onunla beraber de çok çalıştık, taş öğrenim, maş öğrenim yaptım. Derdi ki, o bibisiydi benim anam. Derdi ki, sen bu kartın dere tepe atladın biraz, gençlikte biraz dere tepe atladın dedi. Fakat bir gün bile nazarata girmedin dedi. Dedim, sebebi nedir dedi. Dedi, gelirdim ki bibim sana dua edir. O bir şerehliydi, bir zahfunuslu. Gelirdim bibim sana dua edeyim. İşi gücü bibimin sana dua ederdi. İşte bibiminin duası beni bu yaşa kadar çok rahatça yaşattı yani. Bir rahat yaşadı. Evet. Bu yaşa alana kadar rahat yaşadı. Şimdi işte sonunda da evlat hadisi yedik. Bu da Allah'ın emri. Peki hacım.